Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz fakir fukara geldi. Konular birikti. Gene güzel bir videoyla karşınızdayım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyor. Şimdi videomuza geçiyoruz. Uyuşturucu baronu ve mafya liderinin serbest kalmasına sebep olan Burhan Kuzu. Ulan arkadaş, milletin isminin önünde doktor yazar, avukat yazar, doçent yazar. Ola bizimkinin isminin önünde uyuşturucu baronu ve mafya liderini serbest bırakan yazıyor. Neyse, Burhan Bey tweet atmış. Başbakan Erdoğan Kurtuluş Savaşı başlarken Atatürk tekalifi milliye denilen 10 maddelik emir yayınlamıştır. Milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye, giysiden yiyeceğe, içeceğe, makineden binek hayvana kadar ihtiyaç duyulan her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Bu ne demek oluyor? Yani devletin kasasındaki para bitti, milletin cebindeki parayı alacağız demek oluyor. İyi de Sayın Burhan Kuzu, siz sürekli Atatürk'e sığınmayın diyorsunuz. Her defasında dönüp dolaşıp Atatürk'e sığınıyorsunuz. Hayırdır? Tekalifi milliye. Tekalifi milliye devletin halktan istediği karşılıksız bağış değildi. Başkomutan Atatürk 7-8 Ağustos 1921'de bedeli sonradan ödenecektir diyerek halktan zorunlu yardım topladı. 12 Nisan 1923 tarihinde 328 sayılı kanunla işte tekalifi milliye borçları halka geri ödendi diyor. İyi de siz şu zıkkımın kökü hastalığıyla mücadele ederken diyoruz en az 2 ay 3 ay elektrik, doğalgaz, su faturasını ödemeyelim. La bunu bile alıyorsunuz. Ki kaldı bizden borç alacaksınız ve bu borcu geri ödeyeceksiniz. İnandınız mı? Ben inandım. Vallahi inandım. Adamlar öder ya. Öder. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan İspanya ve İtalya'ya maske ve dezenfekte ilacı gönderiyor. Bedava dezenfekte ilacını, maskeyi aldıktan sonra İspanyalı yetkililer efendim Türkiye bizim solunum cihazlarımıza el koydu diyerek iftira atıyor. Neymiş efendim? İspanyalılar Türkiye'ye solunum cihazı siparişi vermişler. Türkiye'de de solunum cihazı sıkıntısı olunca reisimiz veya Türk hükümeti yetkililer demiş ki göndermeyin. Ne yani bizim yetkililerimiz kendi vatandaşlarımızı düşündü diye suç mu işlediler? Ha? Gidip Çin'den sipariş edeydin. Almanya'dan sipariş edeydin. Niye bizden sipariş ettin? Hadi bizden sipariş ettin. Çok sipariş edeydin. Paraz mı yok? Niye böyle bir iftira atıyorsun? Akşam saatlerinde de diyor ki efendim ya öyle bir şey olmadı. Hani aramızda ufak bir sürtüşme oldu. Ne oldu? He? Potçigiz yemedi değil mi? Reisi siz ufak lokma zannettiniz. Biz oradan vurursak karşı taraftan ses gelmez zannettiniz. Reis bir çekti. Anında geri adım attılar. Aklınızı başınıza toplayın. Reisi sinir etmeyin bak. O suruzu kordu güm eder ha. Bir solunum cihazı yüzünden aramız açılmasın. Düşündürücü. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde zıkkımın kökü hastalığından dolayı 16 kişinin vefat ettiğini açıkladığı gün CHP'li milletvekili Veli Ağbaba E-Devlet'ten cenaze işlerine giriyor. Zıkkımın kökü hastalığından dolayı Türkiye genelinde o gün 20 kişinin vefat ettiğini öğreniyor. Apar topar tweet atıyor. Birileri E-Devlet'i kapatıyor. Ya madem bu adam yalan söylüyor, madem gerçek değil, niye E-Devlet'i kapatıyorsunuz? Bir gün sonra apar topar mezarlıklar daire başkanı mıymış? Birisi Ayhan diye biri çıkıyor, açıklama yapıyor. Burada diyor sehven bir hata var diyor. O gün işte tüm hastaları zıkkımın kökü hastalığından dolayı öldü dedik diyor. Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğrudur diyor. Ya 20 yıldır aynı memurlar çalışıyor. Sistem aynı sistem. Oraya
Neden solunum yetmezliği yazılmıyor da zıkkımın kök hastalığı yazılıyor? Böyle bir hata olabilir mi? Olabilir. Peki bu hatayı yaptılarsa burada demek ki Sağlık Bakanlığı'na zarar vermek istiyorlar. Bu arkadaşların işlerine son verilecek mi? Verilir mi? Bence hemen verirler. Çünkü çok güzel bir yalan. Yedik mi? Vallahi ben yedim. Sizi bilmem. Düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan halkı zıkkımın kökü hastalığıyla boğuşurken İspanya'ya, İtalya'ya bedava maske ve dezenfekte ilacı gönderiyordu. Biz Allah'ımıza bin şükür demek ki elimizde çok maske var, çok dezenfekte ilacı var diye seviniyorduk. Sonra reisimiz maske takmayı zorunlu hale getirince demek ki herkese bedava maske dağıtılacak diye düşündük. Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım çıktı. Maske satışlarımız halkımızın rahatlıkla alması için ekmek alınacak yerlere yakın yerlerde olacak dedi. Ne yani dedik? İspanyalıların, İtalyanyalıların bedava kullandığı maskeyi biz parayla mı satın alacaktık dedik. Sonra bize cezaevini, Silivri'yi gösterdiler, sustuk. Sonra bir anda apar topar CHP'li belediyelerin bedava maske dağıtacağını duyduk. Bunun bir oyun, bunun bir kumpas olduğunu anlamamız zor olmadı. Oysa ki her gün makarna yiyorduk. Hemen anlamamamız gerekiyordu. Ama Allahü Teala'dan ne olduysa hemen anladık. Reis, reis sana kumpas kuruyorlar. Allah seni inandırsın. Bu işin arkasında dış güçler, dış mihraklar var reis. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ya. İşte o Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybet diye elinden geleni yapıyorlar reis. Düşünebiliyor musunuz? Belediyelerin bedava dağıttığı maskeyi devlet parayla satıyor. Ben bunda bir kumpas anlamayayım da ne anlayayım? He? Resmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin koyacağı rakip kazansın, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan seçimin kaybetsin diye ellerinden geleni yapıyorlar reis. Bu oyuna gelmeyelim reis, lütfen. Muhtarlıklara bedava maske gönderelim, halka dağıtsınlar reis. Valla yoksa bu halk bir maske yüzünden sana oy vermez reis. Çok korkuyorum. İçim içimi yiyor. Zaten reisimiz ne diyordu? CHP iktidara gelirse diyordu, camiler kapatılır diyordu, namaz kılamazsınız diyordu, ezanlar tersten okunur diyordu. Camileri kapatmak reisimizin dönemine nasip oldu. Reisimizin döneminde cuma kılınıyor. Resmen dünya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığını görüyor. Reisimizin seçimi kaybetmesi için zıkkımın kökü hastalığı diye bir hastalık uyduruyor. Türkiye'de camiler kapatılıyor. İnsanlar cuma namazı kılamıyor. Otomatikmen reisimizin CHP'li olduğunu düşünerek seçimlerde reisimize oy vermiyor. Reisimiz otomatikmen seçimi kaybediyor. Bunu düşünmek bile içimi yakıyor. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Ya reisimiz seçimi kaybederse? Neler olur? Neler olur? Reisimiz seçimi kaybederse o trollcükler parayı yiyemezler. Reisimiz seçimi kaybederse o zengin iş adamları devletten ihale alamazlar. Reisimiz seçimi kaybederse asgari ücret zamlanır. Allah göstermesin. Biz böyle şeyler ister miyiz? İstemeyiz. Dün Instagram hesabımızda bir teyzenin videosunu paylaştık. Oğlu doktormuş. Hapse atmışlar. Oğlum diyor silah kullanmayı bilmez diyor. Eline diyor silah almadı diyor.
terör örgütü üyeliğinden hapiste diyor. Oğlumu affedin diyor. Oğlum suçsuz, günahsız diyor. Tamam mı? Bu. Video bu kadar. Ya kadın 50, 60, belki de 70 yaşında. Yani o yaşta kameranın karşısına geçmiş, derdini anlatmaya çalışıyor. 60-70 yaşındaki oğlu doktor olan bir teyze, tamam mı, çıkmış devlet büyüklerine yalvarıyor. Oğlu doktor. Bu kadın. Sonra ne oluyor? Biz bu videoyu paylaşıyoruz. Alta gelen yorumlar. Ya bu doktor FETÖ'cü ise? Neden böyle bir paylaşım yaptın? Peki ya bu doktor Atatürkçü ise? Atatürkçü olan içeride yatmasın, FETÖ'cü olan içeride yatsın. İyi de Atatürkçülük, FETÖ'cülük neremizde yazıyor? Neremizde yazıyor? Ben bir partiye oy veriyorum, sağcı oluyorum. Başka bir partiye oy veriyorum, solcu oluyorum. Ben Atatürk'ü seviyorum diyorum, Atatürkçü oluyorum. O yüzden ya belki de ben içeriden düşmanım. Nefret ediyorum. Birisi bana diyor ki bu FETÖ'cü diyor, terörist diyor, terörist oluyorum. CHP'lisi, İYİ Partilisi, Saadetlisi, İşçi Partilisi, hatta MHP'lisi de. Sorsan hepsi reisten nefret ederler. Reisi sevmezler. Ama reis bu terörist dediği zaman herkes ona terörist der. Madem reisi sevmiyorsunuz, reisten nefret ediyorsunuz, reisin terörist dediğine niye terörist diyorsunuz? Soruyorum ya, niye terörist diyorsunuz? Ya yarın reis size de terörist derse, başkaları da size terörist muamelesi yaparsa ne yapacaksınız? Hiç düşündünüz mü? Bence bir düşünmelisiniz yani. Düşünmek lazım. Sağcısı da içeride, solcusu da içeride. Alevisi de içeride, Sünnisi de içeride. İYİ Partilisi, Saadet Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi. Ya hepsi içeride. Dindarı da içeride, dinsizi de içeride. Hacısı da içeride, hocası da içeride. Hepsine sorsan bizimkiler suçsuz yere yatıyor. Kim suçlu? Kim suçlu soruyorum. Bizim birlik olmamız lazımken, bizim birbirimize destek olmamız lazımken, bizi suçlu ilan edenler, terörist ilan edenler ortadayken biz hala birbirimizi yiyoruz. Sonra da çıkıp diyoruz ki bu ülke neden bu halde? Acaba bu ülke neden bu halde? Düşündürücü. Dün gece Batman cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı, koğuşlardan birini ateşe verdi. Cezaevinden dumanlar yükseliyordu. İşte buradaki mahkumlar uyuşturucu satıcılarıymış. Af kapsamına girmedikleri için isyan ettiler haberi geliyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Ancak bir gerçek var. Devlet kendi anayasasında, kendi hukuk sisteminde suç olmayan bir şeyden dolayı birini hapse atıyorsa o devlet af çıkartıp o kişiyi hapisten çıkarmaz. Bu bir gerçek. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki af çıkartacakları insanların gerçek suçlular olduğunu gösteriyor. Yani bir ülkede her şeyi elinde bulunduran bir mafya lideri kaçıyor. Demek ki içeriden başka bir mafya lideri çıkıyor. Dışarıdaki mafya lideri onunla karşılaşmamak için kaçıyor. Bu bile her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Yani illa detaya inmeme gerek yok. Bu aftan, bu af sisteminden pek bir şey beklemeyin. Çünkü affa gerek yok. Elektronik kelepçeyi takacaksın, göndereceksin. Tabii suç işleme potansiyeli olmayanları her hafta imzaya çağıracaksın, gelip imza atacak. Bitti. Abi ya nereye kaçacak? Kaçacak bir yeri var mı? Zaten bütün ülkeler kapalı. Nereye gidebilir? Devlet isterse kuş bile uçamaz. Gene güzel konuştum ha. Yeter ki devlet istesin. Düşündürücü. İzmir'de tekstil fabrikasında çalışan işçilerden birinin zıkkımın kökü testi pozitif çıkmış. İşçi arkadaşları iş bırakmış. Tam 2000 işçi. Patron eli sopalı adamlarını göndermiş.
işçileri dövdürmüş. Ya işçi sağlığı ve güvenliği maddelerinin arasında böyle durumlarda bu işçilerin iş bırakma hakkı var mı? Var. Ama bu ülkemizde uygulanır mı? Uygulanmaz. Niye? Patron bizi işten atmayla tehdit eder. Tabii. Der ki size maaşınızı vermem, sizi işten atarım. İşçiler de korkar, çalışmaya devam eder. Sonra bir bir ölüm haberleri gelir. Ya zaten asgari ücretle çalışıyorsun. Lan bugün bu zıkkımın kökü hastalığı gitse kocaman bir ekonomik kriz var önümüzde. Doların geldiği durum ortada, euronun geldiği durum ortada. Ekonomi berbat. Sen zaten işsiz kalacaksın. Hem hastalanıp hem de işsiz kalmak mı? Hastalanmayıp işsiz kalmak mı? Bunu tercih edeceksin. İşte bunu bile tercih edemeyen o kadar zor durumda insanlarımız var ki ve öyle kötü niyetli patronlar var ki onlar yüzünden bu işçiler ömür boyu ezilecekler. Ta ki bir gün birileri gelecek bu işçilere hakkını teslim edecek. Rüyanızda görürsünüz. Düşündürücü. Sabah gazetesi yazarlarından Engin Ardınç, sokağa çıkma yasağı isteyenlerin asıl hedefi hükümete tuzak kurmak. Sokağa çıkma yasağı genişletilirse iktidarın nasıl olsa bunun altından kalkamayacağı, açlık baş gösterince de sosyal bir patlamaya dönüşüp iç savaşın çıkacağı. O kadar bilim kurulu, o kadar heyeti umumiye sokağa çıkma yasağı olsun diyor. İç savaş istemiş oluyor. Peki sokağa çıkma yasağı yapmayıp halkının ölmesine sebep olanlar ne istemiş oluyor? İyi de Engin'ciğim. Şimdi devletimiz sokağa çıkma yasağı yaparsa ne yani, o kadar güçsüz bir devlet mi? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan o kadar güçsüz bir lider mi demek istiyorsun? Halkının karnını doyuramaz, iç savaş çıkar, insanlar aç kalır mı demek istiyorsun? Sen açık açık benim liderime, reisime güçsüz diyorsun. Reis, duy bunu reis. Çabuk bunun işine son ver reis. Ya arkadaş ya. Evet arkadaşlar, gene güzel bir videonun sonuna geldik. Şu anda gözyaşlarınıza hakim olamadığınızı görüyorum. Yapmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda inşallah görüşmek ümidiyle. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı kalın.